Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. İyiyiz. Bugün burada seri atışlar formatımız için sizlerle bir araya geldik. Sevgili Deniz Öncü ile Toprak Razgatlıoğlu, iki Red Bull sporcusu ve karşı karşıya bugün. Daha önce hiç yarıştınız mı? Çok. Çok yarıştık. Genelde kim kazanıyor? Ya onu sorun cevabı. Onu bence görmeye gerek yok. Yani abimiz her zaman kazanır tabii ki de. Ya her zaman değil de. Bugün yani peki de. Ne olur burada? Formatı biliyorsunuz. Konuştuk. Ya şansı bunun biraz daha iyidir bana karşı. Öyle mi? O yüzden göreceğiz bakalım. Çok fazla süremiz yokmuş zaten 5 saniye. Sen evet, ilk sana söylediğimde 5 saniyeyi biraz böyle şaşırdın. Fazla dedim. Fazla dedin saniye, hatta evet. Biraz tepki evet. Gösterdin. Ama emin ol 3. sorudan sonra rekabet... 3. sorudan sonra çok fazla bir soru kalmıyor zaten. Ama o rekabet hissini daha çok bakalım, yaşayınca... Ben hazırım. Hazırsın. Peki Deniz, İyi hazır olması iyi var. Göreceğiz. Oo. Hep konuşur bu. Tabii o zaman efendim. İsterseniz direkt sorulara geçelim, sonrasında sohbetimize. Kardeşi de böyle. Onu şimdi göreceğiz. Hadi girelim de çok çarpmaya gerek yok. O zaman birbirine varsa bir başarı tabii. Dileğiniz. Senin o kırık şey elinle ben seni başarılar. Teşekkürler. O zaman yarışmaya geçelim. Evet. Hazırsanız ilk sorumuzla başlıyoruz. Yes. Deniz çok hazır fark ettiysen. Bayağı da iddialı gibi duruyor, bakalım. Sizi MotoGP'ye götürüyorum. İlk sorumuz gelsin. MotoGP'de bir pilot kariyeri boyunca en fazla kaç yarış kazanmıştır? Süreniz başladı. Süremizin sonuna geldik. Cevapları alabilirsem sevinirim. Biraz daha şöyle öne gösterir misin Toprak? Evet, teşekkür ederiz. Toprak 800, Deniz 93 dedi. Oğlum kariyeri boyunca. Geçler. Hadi bir tane MotoGP kariyeri değil mi? MotoGP'de. E tamam, ne alakası? Kariyer gibi? Boyunca kazandığı yarış. Abi zaten MotoGP'de kaç tane yarış yapacak adam? Kariyeri boyunca oğlum. MotoGP diyor ama. Tamam, bir sezonda değil. Tamam. Tamam. Kaç? Ben kaç? Çok merak ettim. Doğru cevap 89'du. Allah puan Allah. Denize kariyeri boyunca. Ya bir şey diyeceğim, biz MotoGP'den bahsediyoruz. MotoGP. Hayatı boyunca değil ya. İstiyorsan sana şurada bir Red Bull falan verelim mi yan abi? Ya. MotoGP kariyeri boyunca dedi. Ve ilk sorumuzda ilk puan Deniz'e gidiyor burada. Bu arada yaklaşmışım ha. Tebrik ediyoruz ve ikinci soruyla devam ediyoruz. Ne, ya? Ne bileyim oğlum, aklıma Rossi'nin şeyleri geldi kariyeri boyunca adam. Kariyeri boyunca 199 podyum var adamın. Ne bileyim oğlum, azmış lan, benim bile yaklaştım ben şimdi. Öyle. İkinci sorumuz gelsin. Şimdi Formula 1'e gidiyoruz. Bu iyidir o Formula 1'de. Ama senden böyle olmaz ki şimdi. Formula 1 manyağı bu. Öyle mi? Tabii. İstanbul Park'ta kaç kez Formula 1 yarışı yapılmıştır? Süreniz başladı. Deniz de Toprak da 4 cevabını verdi. Şimdi bu durumda biriniz değiştirmek istiyorsa... O zaman şöyle bir şey yapalım. 4 yarışta kazanan pilotların isimlerini de yazalım. Yok, formatı değiştirmeyelim. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Bir kişi değiştirmek istiyorsa, doğru cevap 4 değil bu arada. Değiştirmek istiyorsa değiştirebilir. Miydi? Onu söyleyemem. Tamam, ben değiştireyim. Tamam, Toprak değiştirme kararı aldı. Deniz, sen değiştirecek misin? Ben değiştirdim. Deniz de değiştiriyor. Büyük ihtimal aynı şeyi yazacağız burada. Ben 4 değil 5 yazarım yani. Bak. Abi isim yazalım, kazananların ismi. Yok maalesef. Ama sayı alıyoruz. Sadece ben değiştirdim. Ben dilersen kabul ettim zaten. Dilersen soruyu değiştirebilirim. Perez var, Raikkonen var. Alonso muydu bir de? Dilerseniz soruyu değiştirebilirim. Tamam, değiştirelim artık. Çünkü... Şimdi ben değiştirme kararı aldım. Evet, sonradan bu aldı. Evet. Şimdi ilk ben değiştirme kararı aldığım için 5 yazdım. Ben kazandım yani. Bak işine. Deniz. 5 değildi bu arada doğru cevap. Tamam ama yakınımdır bence. Bekle. Madem o değiştirir ben de değiştiriyorum. Çünkü o değiştirdi yani. Tamam. Bekle bir saniye. Sen de değiştirebilirsin bu arada Toprak. Eşit olduğunuz için. Sen de bir şey yaz. 6 yazma, başka bir şey yaz. İkiniz de 5 yazdınız. Doğru cevap değildi. Değiştirebilirsin sen de. Error 4 turnus bound. Benim bildiğim 4 taneydi yani, ya. Ben niye 6'ya çıktım 7 ki? 7 de yazabilirsin. Demek 7. Yok, ben ipucu vermedim. Sadece hani 6 yazmasın diye bir üstü söyledim. Abi ben 4'te kalıyorum ya. Ne bileyim abi. Bir şey diyeceğim, bariz ben kazanmış olmadım mı? Şu o an kez değiştirdim. Öyle oldu. Evet. Evet, kaç tane? Doğru cevap 9'du. O kadar oldu kaç ya. Kaç defa? 9. Benim bildiğim evet. Vallahi 4 ya. Ya ilk yarışın tarihini söylemeyeyim çünkü o da sorularımız arasında var. Ay yaptım bizi ya. O zaman 3. sorumuz sevdiğim bir yerden geliyor. Ya da hayırlısı. Bu soruyu sana bırakacağım hadi. Sağ ol. Üçüncü sorumuz Superbike'den geliyor. Gidiyoruz şimdi. World Superbike ilk yarışı hangi yıl yapılmıştır? Süreniz başladı. Nereden bilelim o ilk yarışı?
Deniz 1950 dedi. Hiç bilmiyorum yani. Toprak 1985 cevabıyla ilk puanını alıyor. Doğru cevap 1988'de, tebrik ediyorum. Allah Allah, bayağı yakın geldi. Bayağı 3 yılla Deniz... Kanka GP olsaydı büyük ihtimal bilmiyorum, olabilirdi herhalde. Deniz bayağı eskiye gitti ve durum 2-1'e geliyor bazen böylelikle. Bazen hani kazandırmak, mutlu etmek de gerekir yani, o yüzden. Aynen kanka. Tabii ki de. Dördüncü sorumuz geliyor. Le Mans 24 saatte ilk yarış hangi yıl yapılmıştır? Süreniz başladı. 24 saatlik yarış olan Le Mans'da ilk yarış hangi yıl yapılmıştır diye sorduk ve sürenizin sonuna geldik. Le Mans 24 saatte ilk yarış hangi yıl yapıldığını sorduk. Cevapları alabilirsem. Deniz yine erkenden yazdı ve... Bilmesini istemiyorum. Hadi bakayım. Ne bileyim yani. Ama salladım. Bir şey diyeceğim. Neden 1950? Ne bileyim, salladım öyle. Çok eski geldi bana. Çünkü Le Mans dediğimiz şey çok anasının eski. Gözü. Ama yani burada bir... Hiç bakmadım bile yani. Deniz çok emin. Ya 1950 yazdı, çevirdi. Yine tekrardan ben size teklif edeceğim. Yazdım. Değiştirmek isterseniz buyurun değiştirin. Yoksa soruyu değiştirebilirim ama tamam, bence değiştirin. Bence tarihleri değiştirin. Kim alıyor tarihi? Sen mi değişeceksin, ben mi değişeyim? Evet, ona bir karar verelim isterseniz. Deniz. Ben değiştiriyorum ya. Tamam, ben kalıyorum. Toprak tarihi değiştirmek istedi. Deniz değiştiriyor. Bakalım. Of. Ne bileyim, farklı yapmayayım dedim. Deniz'in şeyini yapayım. 1950 dedim. Deniz. 1953 Toprak. Doğru cevap. Sevdiğimiz bir tarih. Yine mi? 1923'tü. 23 ve burada puan Deniz'e gidiyor. Çünkü çok legendary bir yarış olduğu için. 1950 istikrar. Sürekli o tarihi veriyorsun. Tebrik ediyorum. Ya şimdi gidip... 3-1 oldu ve 5. sorumuza geçiyoruz. Evet. Burada çok sevdiğiniz bir isme gidiyorum. Hazır mısınız? Aynen. Sorumuz gelsin. Kenan Sofoğlu 2012 sezonunda kaç yarış kazanmıştır? Süreniz başladı. Ve süremizin sonuna geldik. Cevapları alalım. İkimiz yazmadık ki. Yazın o zaman lütfen. Çünkü süremiz doldu. Ben 2012'de... Ya onu kesersiniz arada. Siz 5 saniyeyi gösterirsiniz. Ya ben 2012'de Kenan abi tanımıyordum bile. Şampiyon dese kaç yarış yapıyordu o zaman? Kenan abi 2012. Torpilli bir süre oldu şu anda. 2012'de Kenan Sofoğlu'nun... Abi hiç aklımda değil ya. Kaç yarış kazandığını sorduk. Kaç tane kazanmış olabilir ki ya? Tamam, ben yazdım. Evet, Deniz cevabını verdi. Toprak, senden de alalım. Hemen. Çok merak ediyorum, bu sefer aynı mı? Farklı mı yazayım? Hiç bilmiyorum ya. İnanılmaz. Ya çok fazla vakit geçiriyorsunuz böyle. Bence birlikte. Bir şey diyeyim, hastanelerinizi karıştırdılar. Bence abi, benle sen kardeşiz, Can'la ben alakamız yok. Zaten alakamız yok oğlum. Aa, yapma. Şimdi tekrar artık siz alıştınız. Ben söylemeden lütfen biriniz veya... Biz bence bunu değiştirelim, Kenan abiye patlamayalım başıma. Evet, tekrardan cevap alabilir miyim ikinizden de? Aynı yazdık deme bana. Hayır. Ben daha da ama bir şey diyeceğim, kabul etmiyorum. İlk ben yazdım kaç seferdir. Bence puan var. Bu sefer daha şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Gerçekten. Kenan abiyi çağıralım. Kenan abi versin puanı burada. Kenan abi yazsın. Bence o da hatırlamıyor. Tekrar değiştirmenizi rica edeceğim. Son kez artık ve lütfen, lütfen. Deniz bu sefer yazma sen. Deniz 5 mi yazacaksın? Öyle yapacağım. Bu sefer abi, adam şampiyon olmuş şimdi. Bir 4-5 tane kazanması lazım zaten. Şu an Toprak fokus olmuş durumda. Abi ne yapalım artık? Bakalım şey, nokta atış mı yapacak? Ben yazdım. Nokta atış. Bakmıyorum da. Nokta atış yapabilir. Bakmıyorum da. Öyle deme ama bak. Ben nokta atış yapabileceğini düşünüyorum birinizin. Come on. Yine mi aynı yazacağız lan ben acaba? Yazdım bak, kalem orada. Ne yazdın lan? Yine aynı yazarsanız 12. Bu sefer soruyu değiştiririz gerçekten. 12. Buyurun. Evet Toprak. Ve? Ha, farklı yaz bu sefer. Toprak 3 cevabını verdi. Ne yapıyordum abi? Deniz 4. Biriniz 12'den vurdu. Zor da olsa. 3. O da kesin Deniz'di. Tebrik ediyorum. 4. Çünkü 4 yazacaktım ben. Yarış kazandı. 4 yazacaktım ben. Kesin Deniz yazmıştır diye. Ne yapayım? Aynı olacaktı yine. Ve 5. soruyu geride bırakırken durum 4-1 oluyor. Avantajı elinde tutuyor. Tabii. Deniz. Tebrik ediyorum. İlk 5 soruyu yarıladık. Soruları nasıl buldunuz? Enteresan. Teşekkür ederim. Bence gayet güzel ve keyifliydi. O zaman şimdi size şöyle biraz daha formüleye mi götüreyim yoksa biraz daha formula. Motor pistlerinde mi kalalım? Hiç fark etmez. O zaman 6. sorumuzla karşınızdayım. Aragon pisti. Sever misiniz? Duydunuz mu?
Yarıştınız mı? Maalesef yarıştık. Sever misin? Normal. Normal. Öyle güzel. Aragon, İspanya. Tamam, güzel güzel severim ya. Severim. Aragon pisti. Hemen bir hesap yaptım, Aragon deyince ne olabilir diye. Tebrik ediyorum o zaman. Sorunuz gelsin. Aragon pistinin uzunluğu kaç metredir diye sorduk ve süreniz başladı. Aragon pistinin böyle bir şey uzunluğunu soruyoruz ve süremizin sonuna geldik. Bir tahmini cevabınız varsa alabilirim. Deniz daha Aragon dediğimde direkt hesaplamaya başladı bile orada. Ne bileyim, ben de attım böyle bir şey. Aynı bakalım, olmasın ya. Bu aynı olmaz diye düşünürken inanılmaz bir cevap. Yani siz tarih yazıyor şu an bu ikili. Bu arada iddialı yazdın bu arada. Ya. Tam son anda 4-7'den 4-8'e çıkardım ben de. Tebrik galiba ediyorum. Galiba sen kazandın. Deniz kazanmış olabilir. Şimdi çok iki yakın cevap ama 780 kusur kesin. Doğru cevap. Deniz 4.7. Toprak 4.8 cevabını verdi. Doğru cevap 5078 metreydi puan burada. Toprağa 5000, gidiyor. 5078. 5078 yani 5 kilometre. Bir şey soracağım. Bu Aragon pistinin yeni hali olduğuna emin miyiz? Ya yeni halinden kastım. Çünkü şöyle o pist 5 kilometre yok yani, yok. Bizim internette şöyle söyleyeyim. Gidip biz de ölçmedik tabii ki. İnternette verilen verilerden aldığımız. Abi internette gördüğünüz her şeye inanmayın lütfen. Doğru ya. Söylüyorsun. Kesinlikle katılıyorum. Ama burada ya. Puan toprağa gidiyor. Tebrik ederiz Toprak. Ve durum 4-2'ye geldi. Az kaldı, yine aynı yazıyorduk bak. 7. soruyla devam ediyorum. MotoGP'ye geri dönüyoruz. MotoGP'de Marc Marquez'in elinde bulundurduğu en fazla pole pozisyonu rekoru kaçtı? Şu, bir saniye dur. Toplamda mı? Arka arkaya mı? Toplamda oğlum. Yani, elinde evet, bulundurduğu diyor. Toplamda. Tekrar okuyorum. MotoGP'de Marc Marquez'in elinde bulundurduğu en fazla pole pozisyonu rekoru kaçtı diye sorduk. Süreniz başladı. Sadece GP'den bahsediyoruz. Evet, MotoGP. MotoGP. Evet. Sekizi yapamadım ama. Toprak 18. Deniz 67 cevabını verdi. Ve doğru cevap 63'tü. Tebrik ediyoruz Deniz. Burada puanı hanesine yazdırıyor. Çok yakın cevap. Gerçekten tebrikler. Biliyor muydun, bir hesaplama mı yaptın? 63 olduğunu biliyordum da kolu kırıldığından beri birkaç tane yarış kazandı falan bir şey yaptı ya. Acaba orada takip etmediklerim olmuş olabilir mi diye fazla izin dedim. Tebrikler. Çok GP'den gidiyoruz bakın. Kaç kaç? 5-2. Durum 5-2. 1 puan aldığım takdirde kazanıyorum. Bir üst tura, yani adını finale yazdıracaksın. Tabii. Ama hiç belli olmaz Toprak. Yani geri ben sana severiz. Belki o şeyi verdirmeyebilirim. Geri dönüşleri severiz. Neden olmasın? Belki 5-5 uzatmaya da gidebilir. Ve hazırsanız 8. sorumuz sizin için geliyor. El Ettiyah, böyle okunduğunu düşünüyorum. Ehtiyar. El Ettiyah Dakar rallisini kaç kez kazanmıştır? El Ettiyah bir isim mi? El Ettiyah. Ha, elektron ama. Süreniz başladı. Bu son... Evet. Ben Dakar'ı ne bileyim. Sürenizin ya. Sonuna geldik. El Ettiyah Dakar rallisini kaç kez kazanmıştır diye sorduk. Yani çok bilmiyorum adam ama. Tahmini cevaplarla. Yani adam bilmiyorum ama geçenkini biliyorum sadece. Attım öyle. Acaba hangisini tutacak? Toprak 2, Deniz 4 cevabını verdi. Ya 3'se? Bilmiyorum. Doğru cevap 3 değil. 5'ti ve Deniz'e gidiyor burada puan. Kardeşim Deniz, tebrik ederim. Dilerseniz Formula 1 sordunuz. Kalan soruları da, yani sizin kalan sorularınızı da sorayım. Finalde kimi bekliyorsun bu arada? Bahattin mi yoksa Kenan abi? Ya ikisi de fark etmez de özellikle Kenan abi bekliyorum çünkü bir de onu test edelim. Diyelim ki Kenan abi çıktı veya Bahattin. Kimi desteklersin? Deniz'i mi yoksa o iki isimden birini mi? Kenan abi destekleriz. Ya şey ya, çok yani yanlış sordunuz. Ben bile oynarken onu desteklerim. Sonuçta bizim kesinlikle. Abimiz, hocamız yani lütfen. Hani. O zaman ben Sakarya kamera sorumlar. Kamera kapanınca bir daha konuşalım bu konuyu. Hemen soruyorum. 2021 verilerine göre Sakarya'nın nüfusu kaçtır? Süreniz başladı. Ya o da öyle bir soru olur abi. 2021 verilerine göre Sakarya'nın nüfusunu sorduk. Buyurun. Deniz siz de geldiniz buraya. 2022'de mi geldiniz siz yoksa? Nüfusu artı 2 yap o zaman. Aynen. Süremizin sonuna geldik çoktan. Yok lan, arada 3-4 oluyor. Ve bir cevap alabilirsek tahmini. Abi, nüfus. Nasıl bir tahmin yazalım ya? Doğru cevabı vermenizi zaten beklemiyoruz. Şey yazsanıza siz mesela hani Sakarya'dan pistle mesela Adapazarı kaç kilometredir yazsa mesela. O daha mantıklı olur. O da var. Ben yazdım. Var. Cevaplar alabilirsek. Yazarsak. Ne yazalım lan? Sayı, rakam. Ne diyorsun gerçekten mi? Bak sen şu şeye. Ben yazdım, kafadan attım. Ama il değil mi? Burası milyon var mıdır ya? Milyon var mı?
Alalım cevapları. Demek ki var. Değiştirebilir miyim? Değiştiremezsin. Toprak, senden de cevap alabilirsek. Eyda. Toprak 1 milyon. Senin sayını sen okur musun orada çünkü... 871 bin. Hı? Milyon değil. Aynen. 871 bin 936 bin. Aa, ne hayır sen milyon ya. Bir alalım o cevabı. Milyon. Milyar milyon. Sen ne yapıyorsun? Bekle dur dur. Bekle. Ha, değiştiremezsin. O cevabı alabilir miyiz? Şöyle yapsak. Bir görebilir miyiz? Kanka bir okusana. Çok merak ettik ya. Onun matematiksel olarak... Bir okur musun onu? Üşüdü dışarı. Oğlum insan ne yazdığını tamam, bilmez mi? Dur kusana oraya. 871.900... Hayır yok. Ben hani okuyayım mı dilersen? 8.719.320... Kaç yazıyor ben bunu? Okuyayım mı? 87.193.213. Ben okuyabilir miyim? Değil mi? 871.936.213. 871 milyon mu yazıyor? Yani oğlum bizim ülkemiz oha kaç milyon zaten? Puan burada toprağa gidiyor. Oğlum bir şey diyeceğim ben burada... Şöyle yapalım, 1000 olarak yazmıştım. Tabii tabii. Okul aran... Evet, sen bir daha mi yazı olarak yaz 1000'ini. Kaçmış tamam ya? 1 milyon 60 binde. Tamam ben bildim. Ha dur sen bir yazdın. Sen bildin. Evet. Son sorumuzda da geçiyorum. Bu da artık formaliteden. 10. sorumuz geliyor. Formula 1'de Sebastian Vettel arka arkaya kaç galibiyet alarak en fazla yarış kazanan pilot olmuştur? Süreniz başladı. Formula 1'de Sebastian üst Vettel üste arka arkaya kaç galibiyet alarak? Sezon içinde mi yoksa böyle arda arda alarak? Arda arda. Ya bozulmadan mesela 1-1-1 2 yok. Aynı yazmamışız inşallah. Ben 8 yazdım ama 9 olduğunu biliyorum. O zaman ben de tebrik edeyim. Gerçekten 9'du doğru cevap. Evet. İkinizi de tebrik ediyoruz. Aferin. Tebrikler Deniz. Evet, olsun, sen de finalde tekrar karşılaşacağız burada. İnşallah. Neden böyle oldu sevgili Toprak? Ya ben çok Formula 1'i seyretmem. Ya doğrusu çok izlemem. Orada şanslı mıydı? MotoGP tarafında da zaten yani kendisinin de bilmesi lazım. Superbike'da biz yine bir şey tutturduk. Kenan abi kısmında patladık. Çünkü hep değiştirdik ya yazdıklarımızı. Evet, doğru. Ama genel olarak tabii ağırlıklı Formula 1 ve GP olduğu için de tabii çok hakim değilim oralara. Mesela Marquez'in şeyinde şaşırdım. Sıralama en çok aldığı sıralama polünde güzeldi yani. Evet 63 tane. Helal olsun. Peki Deniz'i destekleyecekmişler finalde. Tekrar sorayım. Deniz'i tabii ki de destekliyoruz. Ayrıyeten tabii kim kazanırsa, finale kim çıkarsa Deniz'le beraber. Onu da destekliyoruz. Zaten burada olacaksın bizimle. Hepimiz biriz, evet. Beraber sorarız. Beraberiz, sorarız. Tabii finale kim çıkıyorsa, özellikle şimdi bu kayıtta mı? Tamam, o zaman çok iyi. Herkese başarılar diliyorum. Peki, tahtaların arkasında da gördük zaten. Çok güzel bir belgesel. Sizlerin içinde olduğu bir belgesel geldi. Belgesel hakkında kısa ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Buyurun. Yani öncelikle Red Bull ailesine çok teşekkür ederiz böyle bir belgesel için. Gerçekten çok güzel bir belgesel oldu. Bizim sezon içinde yaşadıklarımızı çok iyi anlatan bir belgesel. Ayrıyetten tabii ki de Kenan abinin belgeselini çok izledik biz. Ve şimdi onunla beraber aynı belgeselde yer almak gerçekten çok mutluluk verici bizim için. Çok gurur verici. Ve üstüne dünya şampiyonu olduktan sonra böyle belgeselin içinde olmak gerçekten çok güzeldi benim için. Herkese çok teşekkür ediyorum tekrardan. İnşallah tabii ki de herkes beğenmiştir umarım. Çünkü bizim gerçekten sezon içinde yaşadığımız heyecanı, stresi hepsini anlatan bir belgesel ve çoğunlukla eğlenceli geçen bir belgeseldi. Hepimiz hem çekim kısmında çok eğlendik ve gerçekten sezon içinde yaşadığımız bütün zorluklar, heyecan, stresi onları aktarmış olduğumuzu düşünüyorum. Hı hı. Dışarıdan bakıldığında biraz kolay gözüken bir spor olsa da içine girdiğimizde gerçekten ne kadar zor olduğunu görüyoruz ve benim için şöyle, çünkü ben çoğu sporla uğraşmayı seven biriyim ve her sporun ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Umarım herkes çok beğenmiştir belgeseli. Yani güzel bir belgesel. Aynı zamanda bir şey diyeceğim, komik bir şey söyleyeyim. Yok, hiçbir şey demedim. Ya güzeldi. Aynı zamanda dediği gibi zorlukları falan gözüküyor. Aynı zamanda ne kadar hani rekabetçi olduğumuzu, birbirimize sataştığımızı, pist içindeki rekabetler güzel yani, hoşuma da gitti. İzlemesi zevkli bir şeydi yani. Gerçekten emeğinize sağlık. Buradan biz de tekrardan teşekkür edelim hem size hem Red Bull ailesine. Yani başarılarınızın devamını diliyoruz. Hem kendi kariyerlerinizde hem ülkemiz adına gerçekten hem gurur kaynağımızsınız hepiniz. Tekrardan ben de size teşekkür ediyorum hem izleyenler hem de Demarke ailesi olarak. Güzel bir eğlenceli bir yarıştı umarım. Zaten sene finalde görüşeceğiz. Umarım başka içeriklerde Toprak sen de. Sen şimdi... Ama güzel de tebrik ederim. Sen şimdi gel bakayım piste. Aha. Sen gel. Sen elim kırık ama hiç fark etmez. Hadi. 9. sorumuz geliyor. Sakarya ile aranız nasıl? Çok güzel. Üzgünüm.
Ne oldu? Korktun herhalde. Şiş...